Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Takviye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Adana Demirspor transfer özel yayını ile karşınızdayız. Adana Demirspor'un yaptığı transferleri ve gündemde olan isimleri bu programımızda değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Bir şey eklemeyi unuttum. Bir de tabii. Ayrıca fikstür çekildi Süper Lig'de. Fikstürün değerlendirmesini yapacağız. Tabii onu da yapacağız. Adana Demirspor'da son yapılan transferler de var. Onları da beraber konuşacağız. Aynen öyle. İlk olarak transferleri falan konuşacağız. Aynen. Ardından Adana Demirspor'un özellikle ilk 5-6 hafta oynayacağı maçlara bir bakacağız. Hı-hı. Çünkü hani lige yeni yükselen bir ekip için lige iyi başlamak çok önemli. Aynen. O 6-7 haftada o 21-18-21 puan içinden en azından bir 10-11 puan almak çok kritik oluyor. Onu da değerlendireceğiz. İlk olarak biz transferlerle başlayacağız. Şundan dolayı Adana Demirspor'da her gün bir gelişme oluyor. Aynen. Ondan dolayı da biz Adana Demirspor'un transferlerini konuşacağız. Adana Demirspor'da biliyorsun önemli hamleler oldu. Hı hı. Ben bu programda izleyicilerimiz kusura bakmasın. Kocaeli Spor'un şeyini koymuşum buraya. Onu değiştirelim hemen. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Bazen oluyor böyle. Şimdi Adana Demirspor'da zaten çok önemli hamleler yapılmıştı. Belhan da gelmişti. Ferhat alternatif kaleci olarak gelmişti. Bünyamin ile İsa genç oyuncular gelmişti ama özellikle işte Asson Balanga ki bu oyuncu çok unutuluyor. Sen bunu bir türlü söyleyeyim size. Asson Balanga. Biraz yanlış söyleyeceğim beni taraftarlar. Sen Adanalı Aso de. Murat Başkan'a söyleyeyim. Murat Başkan Balotelli'ye de Balocan diye hani biliyorsun aynen. Şeyler çıktı. Şimdi bak bu oyuncu zaten çok unutuluyor. Murat Başkan bu konudan biraz muzdarip. Hani herkes Balotelli, Belhanda diyor ama. Zaten Asan Balonga çok daha fazla iş yapacak. Şu an Balotelli'nin önünde zaten. Samet Hoca da buna dair bir açıklama yaptı. Onu konuşacağız, soracağım sana. Asan Balonga gelmişti. Aynen. Balotelli gelmişti. Svensson gelmişti. Onun üstüne bu hafta Karagümrük'ün Arjantinli 10 numarası Lucas Castro'yla 2 yıllık resmi anlaşma yapıldı. Geçen sene bu oyuncu 16 maça çıkmıştı. Lucas Castro'dan neler bekliyorsun? Adana Demirspor'a neler verir? Çünkü Adana Demirspor'da net bir 10 numara problemi vardı. Kadroya baktığımızda gerçek bir 10 numara yoktu. Adana Demirspor'un hangi problemlerini çözer ve neler katar Arjantinli yetenek maestro Lucas Castro neler söylersin? Öncelikle Castro transferinin de hayırlı olsun dileyelim. Çok iyi bir transfer oldu. Karagümrük'e devre arasında gelmişti geçen sezon ve 16 maça çıktı. Zaten birçok maçta direkt başlamıştı biliyorsun. Doğru. Şimdi Castro orta sahada gerçekten ciddi anlamda iyi pas yapan, iyi top tutan ve kanatları, forvet hattını besleyen bir oyuncu ve çok hani hırslı bir oyuncu. Aynen. O yüzden gerçekten Adana Demirspor'un yaptığı transferlere bakıyoruz yabancı anlamında. Bütün transferlerin nokta transferleri oldu ve Lucas Castro da bu 10 numara mevkisi için nokta bir transfer oldu. Taraftarlar çok fazla bize soru sordular o gün transferden hemen sonra. Biz de programda konuşacağımızı söylemiştik. Evet. Zaten Castro'yu biliyorsun İtalya macerası vardı. Catania'da oynadı. Spal'da oynadı. Catania'dayken de çok iyiydi. Spal'dayken de çok iyiydi. Yani Castro Adana Demirspor'da gerçekten çok iyi iş yapacak. Belhanda ile önlü arkalı oynayacaklar biliyorsunuz. Belhanda 8 numara. Castro da 10 numara oynayacak. Belhanda zaten 10 numara değil. Hani aynen. Oynayamıyor orada ve Galatasaray'da da taraftarlarla takışmasının en büyük nedeni bir oydu. Bir de Schneider'in 10 numaralı formasını giymesi. Evet yani Castro gerçekten nokta bir transfer oldu. Aynen. Takıma çok uyum sağlayacak ki zaten işte Svensson, Belhanda, Asan Balonga, Balotelli gibi yıldızların olması da kesinlikle. Zaten onu kaynaştıracak ki zaten Türkiye'de olduğu için geçen sezonda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacak. Adana Demirspor ciddi anlamda nokta bir transfere imza attı. Onu da söyleyelim. Aynen öyle. Peki Castro'dan neler bekliyorsun? Samet Hoca'nın sisteminde neleri yapar, neleri değiştirebilir, takımın çehresine yüzde kaç etki eder? Valla Castro bence bu takımın hücum bölgesinde %60 olacak. O kadar etkili olur diyorsun. %50 diyelim. Nasıl %50 diyelim? %50 Castro'ya verelim. Hatta %40 verelim hadi. %40'ı Castro, iyice aşağı doğru gidecek galiba. %20'sini sol açığa verelim, 60. %20'sini sağ açığa verelim. 80 %20'sine forvete verelim. Yani bu bölgeleri kapsayacak oyuncu Castro olacak. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Adana Demirspor'un taktiğine baktığımız zaman da yani sistemine baktığımız zaman da ben bunu TFF'den örnek veriyorum ama belki Süper Lig'de değişebilir. Şimdi kaç oynuyor Adana Demirspor? 4 4 2 3 1 oynadı. 3, 1 Samet Hoca geldikten sonra. Şimdi 4 2 3 1 sistemine baktığın zaman da ön tarafa bakıyorsun 4 tane oyuncu oluyor. Yani orta sahada 3 oyuncu,
10 numarada bir sol bek, şey sol açık sağ açık bir de forvet oluyor. Şimdi Castro bu bütün oyuncuları bir kere etrafına alacak. Şimdi tabii. Adana Demirspor'da Belhanda'nın performansını da arttıracak oyuncu Castro. O çok kritik. Kanatlarının olacak. Performansını arttıracak oyuncu da Castro. Forvetin etkisini arttıracak oyuncu da Castro. Castro resmen tampon bölge gibi olacak. Aynen öyle. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü Castro çok iyi araya pas atan, şut çeken. Aynen. Ve özellikle oyun içerisinde çok fazla liderliği olan bir oyuncu. Yani böyle bir durum olduğu zaman da buna müdahale edebilen bir oyuncu. Kaçak mesela güreşen, diyelim ki sana, kaçak güreşen bir oyuncu aynen, değil. Aynen mesela diyelim ki 6 numarada veya 8 numarada bir oyuncuda bir performans düşüklüğü, bir yanlış pas, oyun içinde yanlış bir hareket olduğu zaman da Castro orada müdahale edebilen bir oyuncu. Uyaran bir oyuncu. Uyaran yani. Bir oyuncu. O yüzden Belhanda konusunda da Belhanda'yı da dizginleyecek bir hocanın. Belhanda'nın işte mental problemleri deli var falan diyoruz ya. Deli dolu hareketleri olabiliyor. Bunları çok rahat bir şekilde dizginleyecek bir oyuncu aynen. olacak. Yani Castro, Samatay Baba'nın sağ içerisindeki bence lider olacak. Aynen öyle. Bir tane daha 10 numara hamlesi bekliyor musun Adana Demirspor'da? Yapılması lazım alternatifte. Yapılması Türk lazım. Olarak mı? Ya, Türklerde kimse yok, yok ki ya. Ben işte. Türk sayamıyorum hiçbir zaman. Sinan Kurt'u oraya alternatif olarak mı düşünüyor hoca sence? Peki? Aynen. Öyle mi görüyorsun? Ya Sinan Kurt'un ben Süper Lig seviyesinde yeterli olacağını düşünmüyorum. Onu göreceğiz bakalım. Şimdi nasıl oynayacak? TFF Müzik'te de bunu söyledik. Sinan birkaç maçta iyi oynadı son ama. Son haftalarda iyi oynadı. Ama oyun içinde son çok, 8 hafta. Oyun içinde çok kayboluyordu Sinan Kurt biliyorsun. Ya yani oyun içinde çok kayboluyordu. Bu net bir şekilde belliydi. Evet. O yüzden Adana Demirspor'un oraya elle tutulur bir tane de alternatif 10 numara alması gerekiyor. Sen bir suyunu iç içemedin ben o oraya yoruma devam edeyim. Şimdi şunu da söylemek istiyorum ben. Castro, Adana Demirspor kadrosu çok ülkeli bir kadro oldu böyle. Birleşmiş Milletler gibi oldu. Marjinal bir kadro oldu. Aynen her hani kıtadan neredeyse bir oyuncu oldu şu an. Bu sence bir problem olur mu? Farklılıklar iyi midir? Yoksa hani bir takımda aynı ülkeden daha çok oyuncu olursa bu bir avantaj mı olur? Tekelleşme de mi olabilir? Yok, hani bir tehlikesi kadar. Olur mu? Hani Arsene Wenger'in biliyorsun Brezilyalılarla alakalı bir sözü vardı. Bir Brezilyalı, iki Brezilyalı ama üçten sonra oldu mu hani sıkıntı olabilir diye zamanında Arsenal'deyken. Adana Demirspor'un bu kadar çok farklı milletlerden oyuncu, yabancı oyuncuların almasını nasıl görüyorsun? Hani ben bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ama senin yorumunu da merak ya, ediyorum. Ya futbolda ben böyle bir sıkıntının veya olumlu noktalarında olacağını düşünmüyorum. Yani kimya tuttum mu her türlü tutar. Kenya'dan oyuncu getirsen de tutar. Tabii. Türkiye'den oyuncuyu da getirsen tutar. Bulgaristan'dan getirsen de tutar. Önemli olan kaliteli oyuncu almak. Futbolun evrensel bir dili var. Aynen. Kaliteli oyuncu alman lazım. Yani şimdi İngiltere'de de kalitesiz oyuncu var. Her yerde var. İspanya'da da var. O yüzden önemli olan nokta kaliteli. Ve Adana Demirspor'da nokta transferleri yaptı kaliteli transferleri. Yaptı. Aslan Bologna'yı getirdi yani. Çok iyi transfer. Aynen öyle. Yani cidden bak şimdi taraftarlar yani daha doğrusu rakip takım taraftarları böyle algılayamıyorlar durumu ama çok iyi bir transfer geldi yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın Falcao'ya getirdiği yerde Asan Bologna'ya getirseydi uçururdu takımı. Zaten medya da bence bu transferi pek algılayamadı. Algılayamazlar ki takip etmiyorlar Belhanda ki. Diyor. Svensson'a da hak ettiği değer verilmedi geldiğinden aynen. Beri. Aynen ya bunları biz vereceğiz. Yine tekrardan söylüyorum yani aynen. Spor medyasında yani Balotelli transferi geldi hala 3 büyükler konuşuyor. O yüzden ciddi bir sıkıntı var. Şu an tek bir algı var Adana Demirspor batacak. Aynen yani, yani artık ya bunu çocuk bile söylemeyecek başka durumlar. Başka bir şey konuşulmuyor. Yani eğer batacaksa o zaman Galatasaray'ın transfer yapmaması lazım. Fenerbahçe'nin transfer yapmaması lazım. Beşiktaş'ın Trabzon'un transfer asıl yapmaması zaten gerekiyor. Asıl zaten onların transfer yapmamaları lazım. Çünkü asıl aynen. paralar oralardan götürülüyor. Aynen öyle. O yüzden Adana Demirspor'un bu batma durumuyla ilgili yapılan yorumlara Adana Demirspor tarafının hiçbir şekilde zaten şey yaptığını ya düşünmüyorum. Zaten Murat Sancak onlara gülüp geçiyor yani o açıkta öyle garip açıklamaları. Çünkü şöyle bir şey var. Ben şunu söyleyeyim öncelikle. Söyle, söyle. Ardından sen tamamdır. Söyle. Şimdi mesela diyelim ki sizin bir şirketiniz var. Aynen, veya şöyle aynen. şirkete de geçelim. Marketiniz var diyelim. Sen ederinden fazla mal alır mısın? Dükkanı almazsın değil mi? Manyak mıyım? Son kullanma tarihi geçerse aynen. hepsi elimde patlayacak. Şimdi Adana Demirspor'da başkan kulübün sahibi. Şirket bu sonuçta. Aynen öyle. Şimdi bu şirkete 1 milyon euro parası varken gidip 11 milyon euroluk harcama yapar mı? Yapmaz. Akıl var, mantık para var. Para ondan çıkacak. Aynen. Değil mi? Niye yapsın? Yani Fenerbahçe, Beşiktaş'la Galatasaray'la kıyaslamayın burayı. Aynen öyle. Onu söyleyelim. Ya zaten Galatasaray'da, Beşiktaş'ta şimdi birkaç tane Fenerbahçe'de, Trabzon'da birkaç transferi söylerim. Asıl soygunun orada olduğu anlaşılır. Aynen öyle. 750 bin euro alacak oyuncu yıllık 1,5 milyon euro alıyor. 2,5 milyon TL alacak oyuncu yıllık 5 milyon TL alıyor. Aynen. O paralar aralarda kimlere gidiyor? Hani herkes anlıyor zaten bunları. Süper Lig'e çıkan takımlar şu an transfer yapamıyor. Adana Demir baktığında. Federasyondan gelen parayı bekliyorlar. Beyin Sports'tan.
Geçen senenin son taksisi de bu senenin ilk taksisi de hala yatmadı. Giresun daha 20 tahtası kapalı, 21 milyon TL ödemesi gerekiyor. Evet, adam alamıyor o yüzden. Adam açıklayamıyor ve hani adam da alamıyor. Altay hala adama bak, Altay'da Korcan'la Ozan Sol transferleri yattı. Ceyhun idmanlara çıkıyordu aynen. Tek. İşte bir o ama hani da hala açıklamadılar. Altay'ın 174 milyon TL borcu var baktığında. Hani şu an Adana Demirspor'un taraftarlarının yerinde olsaydım, zaten onlar pek kulak asmıyor da, böyle şeyleri hiç takmazdım. Çünkü Adana Demirspor şu an hakikaten kıskanılacak bir durumda yani. Hı-hı. Baktığında daha gündemde olan ismi geçen oyuncular tabii var ki geleceğiz yani bu oyuncular hakikaten yani baba gibi oyuncular, deve dişi gibi futbolcular. Onları da konuşacağız. Şu an Adana Demirspor kıskanılan kulüp durumunda. Bence Adana Demirspor taraftarları bunların tadını, bunun tadını çıkarsınlar. Ama çok da fazla uçmasınlar. Ya, onu da söyle, uyaralım yani. Tabii anladım. O ayrı, uçma falan demiyorum ben zaten. Adana Demirspor için bu sene ligde ilk yılı olacak. Ligde kalması başarı. Ha, hedefler yüksek tutulabilir ama Murat Başkan bile dedi. Biz 26 yıl dedi bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Aynen. Zaten bak adam Murat Başkan ligde kalmak dedi. Hedef bu adamları getirdi. Hedef demek ki zirve olsa, UEFA'ya gitmek olsa, bir şey olsa kimler gelecek. Aynen. O yüzden şu an Adana Demirspor'un en köy hani ligde kalsa bile başarılı, gerçekçi hedefi bence ilk 10 olmalı. Kalıcılık. İlk yılda. Ligde kalma demeyelim. Aynen. Kalıcılık. Çünkü ligde kalma deyince taraftarlar yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki biz küme düşmeye mi oynayacağız? Onu demeyelim. Küme kalıcılık. Düşmeye oynamayacak. Şunu demek istiyorum. Kalıcılık yani, anladın mı? Ya ligde kalmaktan kastım şu. Bence Adana Demirspor'un gerçekçi hedefi ilk 10 olmalı. İlk. İkinci hedefi de şu olmalı. Geçen sene nasıl Karagümrük ve Hatayspor Süper Ligi kasıp kavurdular? Hı hı. O olmalı. Gelecekteki üçüncü hedefi de şu olmalı. Adana Demirspor'un ben nasıl Aytemiz Alanyaspor gibi, Demir Grup, Sivasspor gibi bu ligde bak. Sivasspor 17 yıldır mı ne Süper Lig'de oynadı. Bir kere küme düştü biliyorsun ve diğer sene lige çıktı hemen. Alanyaspor geldiğinden beri her sene ligi üst sırada bitiriyor ve her sene oyuncu satıp para kazanıyor. Adana Demirspor da bu yapıyı kurarsa zaten maddi olarak güçlü bir takım. Aynen. İstediği hamleleri rahatlıkla yapar. Hani ben hedeflikte kalmak derken şunu anlıyor demek istiyorum. Kalıcı olsun Adana Demirspor. Ve Erzurumspor iki kere çıktı, iki kere düştü. Ne anlamı kaldı? Aynen işte o önemli olan o işte. Onu asansör olmasın diyoruz biz. Aynen. Bizim. Çünkü lige yeni yükselen 3 takımdan ikisi %75 küme düşüyor. Hı hı. Böyle bir istatistik var. Şimdi gündemde olan isimler var ama senin o diğer isimlere başka eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Tamamdır. Castro fazlasıyla katkı verecek, onu söyleyelim. Gündemde çok kritik isimler var. Gelirlerse hepsi çok katkı verecek oyuncular. David Luiz'in adı geçiyor. Zaten David Luiz'in kariyerini anlatmaya gerek yok yani. Hı-hı. Hani Benfica'lar, Chelsea'ler, Arsenal'ler, Brezilya Hı-hı. milli takımında oynadı yıllarca. Akintola'nın adı geçiyor ki bu bence en kilit transferlerden biri. Çünkü bizim ligimiz için biçilmiş kaptan. Biz de biliyorsun hani hızlı kanat oyuncuları bulunmaz nimet gibi Aynen. oluyor. Bir de Muhammed Şengezer'in ismi hala geçiyor. Ama bir yabancı kaleci transferi daha olabilir dedi Murat Başkan. Hı-hı. Çünkü Muhammed'i Başakşehir bırakacak mı bırakmayacak mı? Aynen. Bu 8+3 kuralından dolayı. Bıraksa da yani transfer edilse de yabancı lazım bence. O zaman bence Vedat gidecek, ben sana Aynen. söyleyeyim. Kiralık bir alt lige gidebilir. Fonte'nin adı hala gündemde. Fonte'ye gelmeyeceğini belirtmiş. Tamam. Bu peki. Böyle bir bilgi aldık. Bir de Clement Grenier sanki çıkmaza girdi. Yok, Grenier zaten hiç gündem olmadı, dikkat et. Bir kere oldu, ondan sonra daha tamam. çıkmadı. Adana Demir şu anda gündeminde olan asıl isimler Umut Meraş, Fonte iptal oldu, Akintola, bir de bir isim daha David Luiz. Bu isimler var. Aynen öyle. Bunları söyleyelim. Yani şimdi Adana Demirspor'a zaten sol bek lazım. Bunu da hep söylüyorduk. Umut Meraş ismi çıktı. Bir de 8+3 kuralında mecbur bazı yerlere yerli oyuncu almak zorunda. Aynen. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Umut Meraş'la ilgili biz yorumlar çok yaptık. Adana Demirspor için değil, normal milli takımlarda için yaptık. Umut Meraş'ın olduğu gibi, her oyuncuda olduğu gibi daha doğrusu, Umut Meraş'ta da bir seviye olayı var. Umut Meraş'ı sen Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a götürürsen o istediğin verimi alamazsın. Az sol bek olamaz. Aynen ama Adana Demirspor'da istediğin verimi alırsın. Bu yüzden bu transfer nokta bir transfer olur. Ben bunu söylüyorum. Bu düşüncenin nedeni ne? Şu seviye an işte, o üst seviyelerde mi değil yoksa burada daha mı rahat olacak? Yok, o seviyelerde değil. Peki. Ya seviyesi olan oyuncu her yerde oynar. Rahatlık mahatlık değil yani. Galatasaray'da Anladım. Da oynar, Beşiktaş'ta da oynar, Fenerbahçe'de de oynar. Mesela çok büyük örnekleri olmadı mı birçok oyuncuda? Yani mesela kim geldi Fenerbahçe'ye? Volkan Demirak Kartal'dan geldi. Bak adamda yetenek vardı. Yıllarca Fenerbahçe'de kaldı. Ümit Özat Anadolu takımından geldi. Oynadı. Aynen oynadı yıllarca. Yani. Birçok oyuncu var. Gençler Birliği'de Bursa'da Aynen. oynadı. Aynen yani şimdi burada seviye farkları var. Ben hep buna vurgu yapmak istiyorum zaten. Her zaman da bunu yapıyorum. Her ligde, her takım için, her oyuncu için. Umut Meraş da bu anlamda hani Adana Demirspor'da rahatlıkla iş yapacak bir oyuncu. Onu söyleyeyim.
Akintola'yı zaten öncesinde de konuştuk. Başkan hani bonservis bedelini çözmeye çalıştıklarını Sivas söylemişti. Sivas Spor da Akintola'yı istiyor, onu söyleyelim. Aynen, ama ben Adana Demirspor'un daha yakın olduğunu düşünüyorum ve Sivas Spor'u oranlamak. Aynen, Akintola'nın tamam. transfer olacağını düşünüyorum. Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Başkan bunu da söyledi. Akintola'ya hatta 3-5 tane takımdan teklif var dedi ülkemizden. Ya şimdi oyuncu kaliteli bir oyuncu ve bu kadar talibi olması da normal. Tabii ki. Orada da ister istemez biraz fiyat artıyor. Danimarka kulübü de bunu koz olarak kullanmak Midtjylland. İstiyor. Hatta bir ara Atalanta'ya gidecek diye biliyorsun Akintola için şeyler çıktı. Aynen. Haberler çıktı. Ya Akintola çok kaliteli bir oyuncu ve bu ismi geçen oyuncular için de bence alınması en elzem olanlardan biri direkt. Zaten sahada oyuncu yok Adana Demirspor'da şu anda ve alternatifinde de oyuncu yok. Akintola gelse bile yine transfer lazım. Şu an Sedat Şahin Türk var sadece. Şimdi daha lazım. Tabii. Hani o yüzden Akintola şart. Muhammed kesin gelmeli. Ya ben Muhammed'in yerinde olsam Başakşehir'e söylerim yani. Hani ben gitmek istiyorum. Çünkü Muhammed'e Başakşehir'de ben Aykut Kocaman'ın ben genç oyuncu oynatacağına inanmıyorum. Valla Başakşehir şu anda bekletiyor. Çünkü Başakşehir kaleciye de hamle yapmadı yani. Volkan kaleye. Babacan'la Mert Günok var. Gidecek gibiler ama. Yok ya, Mert zaten geçen sene uzatmıştı. Volkan'la da uzattılar. Ya Aykut Kocaman Muhammed'i oynatmaz, kimse kimseyi oynatmaz kandırmaz. Zaten. Muhammed zaten Süper Lig'de hani büyük takımlarda da olsa oyuncu oynatmazlar. Kötü olduğundan demiyorum. Oynatmazlar yani. Muhammed bence Okan Koçuk'tan daha iyi kaleci. Okan Galatasaray'a geldiğinde de bunu söylemiştim geçen sene de, daha biliyorsun. Ya şimdi şöyle çok düşünüyorum. Ben Muhammed'in yerinde olsam Başakşehir yönetimine gider söylerim. Ben hani gitmek istiyorum. Aynen. O da zaten söylüyordur büyük maliyeti ihtimalle de. Maliyeti de yüksek değil ki kulübe yani. Bekliyordur büyük ihtimalle Başakşehir'de bir şekilde. Çünkü ben Volkan'la Mert'ten birisinin gideceğini düşünüyorum. Ben de ikisinin kalacağını bakalım düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Uğurcan Trabzon'dan gitmezse Mert de oradan ayrılmaz. Mert Trabzon'a giderdi sadece. Vallahi bilmiyorum. Trabzon, Murabzon fark etmiyor. Bir yer yani bu iki kaleciden birisi gidecek. Ben öyle düşünüyorum. Beşiktaş'a da Ersin gitseydi belki Mert oraya giderdi ama Ersin de kalacak gibi görünüyor şu anda. Bakalım onu göreceğiz. Zaten önemli olan şu anda Muhammed'in Adana Demirspor'a gelecek mi gelmeyecek mi? Ama önemli işte onlar da onunla bağlantılı denklemde. Ama o ben yüzden. Sana şöyle söyleyeyim. Başakşehir her türlü zaten Muhammed'i bırakacak. Yani bu Ağustos'un sonunda olur. Eylül'ün ilk haftası olur. Eylül diyorum. Ağustos'un ilk haftası olur. Temmuz'un sonu olur. Bunu net bir şekilde göreceğiz. Bayramdan sonra zaten ben bu Muhammed konusunun, daha doğrusu kale probleminin çözüleceğini düşünüyorum ki Muhammed gelse bile Adana Demirspor'a net bir şekilde yabancı bir kaleci lazım. Peki Ferhat'tan o, çünkü bir beklenti olmaması lazım. Peki o yabancı kaleci sence kim olabilir? Tahmin ettiğin, vallahi düşündüğün, tahmin edeceğim aklına bir isim. gelen yok, bir isim o var. O gelmez. Dünyada sürüyle kaleci var. Kaleye her yerden bir kaleci getirsin, iyi kaleci var. Hani bu defans forvet gibi değil çünkü, anladın mı? Yani gidersin Danimarka'dan da, Norveç'ten de, İrlanda'dan da çok iyi kaleci getirirsin. Yani kale anlamında bir görüş belirtemez. Kaleci gelir, aynen gelir de inşallah geçen sezonki Zubas gibi i̇şte, bir hata yapmaz. İşte önemli olan zaten o. İyi, kaleci İyi bir kaleci gelsin. Aynen. Hani şöyle bir örnek verelim. Mesela Gençler Birliği küme düştü ama Nordfeldt iyi bir kaleciydi baktığında. Hani işte ülkemize gelen yabancı kalecilerden diyorum. Zamanında Bursa Spor'a gelen Dimitar Ivankov gibi. Hani Kayseri'de de oynadı. İnşallah o tarzda iyi kaleciler gelir yani. Zubas gibi bir kaleci gelirse, Muhammed gelse bile Muhammed'in sakatlanma riski var Eren. Aynen işte zaten onu söylüyoruz. O yüzden büyük tehlike olabilir. Ferhat'a zaten güvenilmez. Yani. Ve de zaten sıkıntılı. Bu seviyeli kaldır mı kaldıramaz mı? Kapalı kutu. O yüzden iki tane kaleci şart Adana Demirspor'a. Bir de şimdi şöyle bir şey var bak. Şimdi senin forvetin Balotelli, 10 numaran Lucas Castro, 8 numaran Belhanda, stoperin diyelim David Luiz oldu. Kalede Ferhat olmaz. Aynen olmaz Ferhat. Mantıken yani. Hani ya iyi bir kadro yüzden kuruyorsan bütün bölgelerinin iyi olması lazım. Aynen. Hani o yüzden kaleyi yamaya yapamazsın. Hani yama bir isim olmaz. Kaliteli bir isim olmalı. Kesinlikle. Direkt. Bir de Adana Demirspor bize şunu vaat ediyor ki kesinlikle bir stoper alınacak. %100. Alınması da lazım Tayyip zaten. Tayyip Talha var. Samet Akaydın var. Zarasul var. Samet'le alakalı geçen bir izleyicimiz bir şey söylemişti. Ona bir cevap vermek aynen, istiyorum. Aynen ben de vereceğim. Sen şey Samet'ten biliyorsun. Samet'ten çok ümitliydik ama neden oynayamaz diye şundan dolayı diyoruz. Onu söyleyelim. Hayır şunu da söyleyelim. Ona geçmeden önce şunu da söyleyelim. Dedi ya siz diyor, Samet'i de beğeniyordunuz. Ama biz TFF birincilik için beğeniyorduk. Bak seviye farkı da var. Onu da söyleyelim. Yok hem seviye hem de şundan dolayı onu söyleyeceğim. Samet çok iyiydi Ankara Keçiören gücünde. Ligde en beğendiğim 2-3 oyuncudan biriydi stoper olarak. Aynen. Ama Samet Adana Demirspor'a geldikten sonra birkaç maç şans buldu. Ümraniye maçı dışında oynadığı hiçbir maçta iyi oynamadı. Aynen. O şansını hiç kullanamadı. Ümraniye'deki Ümraniye maçı. O maçta çok iyiydi. Samet Aybaba'nın tribünde yukarıdan izlediği aynen. maçta 0-0 iyiydi. 0-0 biten maç. İle hatta bir gol atıyordu, kafasını Burak Öğür tuttu. Aynen. Ama onun dışında Samet bir şey vermedi. Ve şimdi Tayyip ve Rasul daha çok formayı hak ediyor. Bu iki oyuncu varken Samet bence oynamayı hak etmiyor. Aynen baktığında. Öyle. Şimdi bir de David Luiz gelecekse zaten yüksek ihtimal Tayyip yedek kalır. Ne diyorsun? Tabii öyle Rasul'ü hocam. Kesmez hocam. Yok Rasul'ü kimse kesemez. Rasul Azman gibi, İzbandut gibi yani Rasul'ü şu an kesecek. Rasul gibi üç büyüklerde stoper bir Markao var.
Var mı sence Fenerbahçe'de? Vallahi ben onlarla bile kıyaslamam. Atilla Szalai'yi stoper. Atilla Szalai'yle kıyaslarım. Aynen. Marcao'yu. Marcao'yla da kıyaslamam. Mesela Beşiktaş'ın stoperinde Wellington oynuyor. Vida'nın yanında Rasul sol stoper çok rahat oynar. Oynar. Yani baktığımızda... Rasul şu anda Süper Lig'in ilk 5 stoperlerinden birisi. Aynen, Rasul İzbandut gibi ya. Rasul müthiş bir stoper. O yüzden Samet de zaten bu takımda şu anki haliyle forma bulmayı hak etmiyor. Aynen yani. Öyle. Kim hak ediyorsa oynayacak. Bir de şöyle bir durum var ya. Yani mesela biz ikincilikte bir oyuncu beğeniyorsak bu oyuncu TFF birincilikte oynayacak diye bir durum yok. Tabii herkesin. TFF birincilikte beğeniyorsak Süper Lig'de oynayacak diye bir durum yok. Çünkü doğru. Seviye farkları var. Aynen. İşte bizim vurgu yaptığımız konu da bu ki zaten Samet Akaydın'ı da kötü performansından dolayı eleştirdik programlarda. Benim Samet'le alakalı şöyle bir düşüncem var. Samet bence ya hani iki hamle daha gelirse hatta stopere ya 5. stoper olarak takımda kalır ya da bir alt lige kiralık gidebilir. Yok, stopere bir tane transfer gelir. O zaman 4. stoper olarak kalır. Anladın mı? Aynen. Yani hani hiç bir anda Murat Başkan bir sürpriz yapıp iki stoper getirirse de öyle bir durum ben olabilir. Ben eğer David Luiz transfer gelirse stopere bir daha transfer gelmez. Maddi anlamda orası bir kere şişmiş oluyor. Bir de bir haber gördüm. Ben buna inanmadım ama bu isim de şu ana kadar yanlış bir haber vermedi. Adana Demirspor'un David Luiz'e, Nico Sciara, bu yabancı gazeteci. Aynen, İtalyan. Yıllık 4 milyon euro öner. Ben bu paraya çıkacağına inanmıyorum. Ya 2 yıllık 4 milyon mu? O yok, tek yıl için değil, tek değil yıl... mi? Ha, tamam, o zaman olabilir. Tamamdır. Hayır, şöyle. Toplamda 2 yıl, evet. Ama toplamı 8 milyon euro ediyor işte. Ha yok, o zaman onu ben... Öyle yani, anladın mı? Şöyle ama 2 yıl 8 milyon vermez Murat Sancak. Bilmiyorum. Verir mi David Luiz'e? Bilemem. Ama geçen televizyonda 1.3 milyon euro önerdik dedi. Vallahi şimdi şöyle bir durum var zaten. Ben bu rakamlara çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Vermeyeceklerini düşünüyorum da hiç de belli olmaz. Sürpriz yani. Sürpriz olabilir diyorsun. Aynen. Ama zaten şöyle bir durum var. Adana Demirspor hani bir skala belirlemiş yıldız oyuncularda da. 2 milyon euronun üzerine çıkmayacak gibi. Bak, Balotelli 1.8, Belhanda 1.7. Balotelli 1.750 attı. Hatta imza parası da ödenmedi dedi başkan. Yok öyle dedi ama bilmiyorum. 750 bin euro geçiyordu o normalde. O basına yansıdı mesela ama başkan ödemedik dedi imza parası. Aynen, yani şöyle bir durum var. Adana Demirspor'un yıldızlar konusunda, hatta yıldızlar da demeyeyim de daha doğrusu, maksimum maaş konusunda 2 milyon euronun üzerine çıkmayacak. Bu belli yani. Ya şöyle bir şey var. Zaten bir yalan bir haber yayılırsa, yani hani başkan zaten çok aktif kullanıyor sosyal medyayı. O bence bir açıklama yapar. Aynen, açıklama gelir zaten. David Luiz konusunda zaten 4 milyon euro falan verileceğini de düşünmüyorum. Onda ayrı bir konu bir yani. Para. O yüzden diyorum. Aynen. Adana Demirspor'un fikstürünü konuşalım mı? Başka eklemek istediğim bir şey var mı bu transfer? Metehan Mimaroğlu'nu konuşalım. Metehan'a geleceğiz. Adaşım Adana Demirspor'a geliyor. Vallahi Giresun'da da çok yakın olduğu söyleniyor. Ya o iş. Ama yani zaten şöyle bir durum var. Adam alamıyor şu an. Giresun'da Adana Demir kıyasladığımız zaman da Metehan'ın tercihi Adana Demirspor olur, ben sana söyleyeyim. Bir kere Altın Ordu 400 bin euro bonservis istiyordu. Giresun Spor sence o parayı verebilecek mi? Tahtası da kapalı. Hem tahtası kapalı, onu da geçelim. Metehan Mimaroğlu'na tercihini sorsalar Adana Demir der bence. Balotelli ile oynayacak. Belhanda ile oynayacak. Daha maddi anlamda kuvvetli bir takımda oynayacak. Daha ve daha böyle iş yapma olana da bu takımda daha yüksek. Çünkü yanında iyi oyuncular şimdi var. Şimdi şöyle, Metehan bir alt ligden geliyor diye hafif görülmesin. Metehan çok yetenekli bir oyuncu ve bu fırsatı hak etti. İşte bu seviyede bu oynayabilecek oyuncu. Samet değerlendirecek mi, değerlendirmeyecek mi Metehan'ın elinde? Ki Samet Hoca zaten Türk oyunculara şans veren bir hoca, biliyorsun. Geçmiş yıllarda Süper Lig'de birçok genç oyuncuyu bile oynattı, direkt sahaya sürdü. Metehan'ın eline bir fırsat geçecek. Ben değerlendireceğini düşünüyorum çünkü Metehan... Bir de yaş 27'ye geldi artık. Aynen. Hani yaş ileri gidiyor. Ona bir fırsat gelmiş bu yaşta, kısmetine tepmemesi İki gerekiyor. 2 sene önce Osmaniye'de oynuyordu, düşün bak. Nereden nereye geldi bir anda Metehan. Ve o aklı başında da bir oyuncu. Disiplinli. Eline geçecek fırsatı kullanacak da bir oyuncu. Çok doğru görüyorum ben bu hamleyi. Bence Adana Demirspor oraya bir tane de yabancı sol açık alacak. Metehan ve yabancı sol açık, iki tane isim. Aynen, valla Metehan'ın transfer edilmesi gerekiyor. Metehan'dan umudumuz var, ümidimiz var daha doğrusu. Yüksek. Bu iş büyük ihtimalle bitecek gibi duruyor. Zaten şu an çıkan isimler var ya, Akintola, Umut Meraş, Metehan Mimaroğlu, David Luiz. Ben bu 4 transferden 3'ünün net bir şekilde biteceğini düşünüyorum. Tayfun Aydoğan için ne diyeceksin? Evet, taraftarlar onu çok sordular. Hiç değerlendirmedik. Alternatif oyuncusu olacak. Benim Adana Demirspor'un beğenmediğim tek transfer olduğunu söyleyeyim. Aynen, zaten forma şansı bulması zor. En fazla alternatif olacak. Zaten Adana Demirspor'un elinde Sinan Kurt var. Tayfun'a gerek yoktu bence. Aynen. Tayfun bence şans bulamayacak ve devre arası bir takıma kiralanacak. O zaten büyük ihtimal. Benim kendi görüşüm. Tayfun zaten Süper Lig'de hangi takım olursa olsun yeterli seviye değil. Anlamında yeterli olmadığını düşünüyorum. Aynen öyle. Adana Demirspor'un ben güzel bir fikstürle başladığını düşünüyorum. Hı-hı. Yorumun ne olur? Bak şimdi ilk hafta içeride Fenerbahçe. İkinci hafta Kayseri deplasmanı. Üçüncü hafta içeride Konyaspor. Dördüncü hafta Karagümrük deplasmanı, beşinci hafta içeride Rize. Bu 5 maçta en az 8 puan alırsa şaşırmam. Nedenini belirteyim, sana bırakayım sözü. Bak şimdi Fenerbahçe maçı, ilk hafta büyük bir takımla başlıyorsun içeride. Ve bu tür maçlara inanılmaz motive çıkar, biliyorsun.
ligin yeni ekipleri. Aynı şu örneğe vereyim. Denizli 2019 Galatasaray. Aynen 20. 2-0. Hatta o maçta da Denizli tarafındaydım biliyorsun. Bak şimdi Kayseri Spor kadro olarak Süper Lig'in en sıkıntılı takımlarından biri. Kayseri deplasmanına gideceksin. Kayseri'nin tribünleri hiçbir zaman dolmuyor biliyorsun. Aynen. Maçlar zamanında 1 lira olmuştu. Makukula'nın oynadığı sezon gene dolmuyordu. İçeride Konya ile oynayacaksın. Konya Spor'un kadrosu sıkıntılı. En iyi adamı Demir Milošević gitti. Antalya Spor'a. Aynen en iyi adamlarından biri. Karagümrük'te oynayacaksın deplasmanda. O maçta Adana Demir Spor taraftarı olimpiyatta bayağı olur ben sana söyleyeyim. Aynen. Biz de o maça İnşallah. Büyük ihtimal gideceğiz. Rize ile oynayacaksın içeride. Rize iyi kadro kuruyor ama kendi evindesin. Yani baktığında Adana Demirspor bence iyi bir fikstürle başladı. Yorumun ne olur? Valla ben şu 6 haftalık fikstüre baktığım zaman da... Bir de Beşiktaş deplasmanı Vodafone'da olacak. 6 haftalık fikstüre baktığımda aslında %55 zor, %45 kolay diyorum. Hatta %60 da zor diyebilirim. Neden diyorum bunu? Fenerbahçe Beşiktaş var 2. Karagümrük zorlu maç. 3. Rize çok zorlu bir maç. 4. Rize iyi kadro kuruyor. Konya Spor biraz nazaran kolay maç gibi Kayseri gözüküyor. Kayseri hamleler yaptı. Emrah Bastan falan birkaç hamle yaptı. Ha tamam çok böyle üst düzey bir takım olmadılar ama deplasmanda olması. Yani şöyle sana söyleyeyim. Çok kötü bir fikstür olmadı. İlk 6 hafta için söylüyorum. İlk başlangıç için söylüyorum. Çünkü ilk 6 hafta her zaman önemli olur yeni takım çıkan takım için. Hatta ilk 6 haftayı ona da atabiliriz. Şimdi ona vurduğumuz zamanı farz edelim. Gaziantep ve Sivas gibi İçeride. Çok zorlu maçlar var. Sivas da biliyorsun Aynen. zaten ligin ki orada Rıza Hoca ile Samet Hoca'nın kapışması güzel oldu. Aynen yani Adana Demirspor ya aslında şöyle Süper Lig'de bu sene kolay maç yok daha doğrusu. Tabii canım söyleyeyim. Çok az. Ama bak şöyle bir durum var. Çok fazla konuda kadro sıkıntısı olan takım var. Aynen onlar çok var. Konya Spor, Kayseri, Fenerbahçe'de bile sıkıntı var. Ben Adana Demirspor'da hoca olsaydım hani Samet Hoca'nın yerinde hani fikstür çekildi diyelim. Hani çünkü hocalar hep tesislere asar odalarına. Aynen. Şu maça 1 puan, şu maça 3 puan yazar. Ben bu fikstürde Kayseri ve Konya maçlarını direkt hedef maç olarak görürdüm. O iki maçtan direkt 6 puan almalı Adana Demirspor. Çünkü Kayseri çok sıkıntılı durumda. Konya Spor'da da sıkıntılar var. Yani o iki maçı Adana Demirspor'un direkt alması lazım. Ben sana söyleyeyim. Ben burada bir iddiada bulmak istiyorum. Karagümrük maçında puan kaybetmesini anlarım. Karagümrük'te Borini, Biglia, Endao çok kaliteli. Rize'de içeridesin. O maçı da alması lazım. Ama Rize'de iyi takım ya. Rize'de Remy var forvette. Gene Rondon'u alıyor biliyorsun. Aynen. Düşün yani Rondon müthiş. Balotelli kadar ses getirecek bir transfer. Tabii. Rondon Zenit'te biliyorsun yani adam tüfekle vursan adamı durduramazdın. Çinli yani. Öyle çok iyi oynadı zaten. Müthiş at gibi yardırarak giden bir golcü. Rize'de iyi adamlar aldı. Adana Demirspor'un özellikle kıstırması gereken rakipler var fikstürüne baktığında. Mesela Antalya Spor çok sıkıntılı. Antalya Spor'un hepsi yaşlı. Aynen. Adamların gidecek dermanı yok birçok oyuncusunun. Malatya Spor gene... Bak Malatya bu sene daha iyi hamleler yapıyor geçen sene göre. Adana Demirspor'un fikstüründe direkt kıstırması gereken rakipler var. Ekstra puan kayıpları yapmamalı bu kurduğu kadroyu onu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi 6 haftalık fikstüre baktığım zaman da Adana Demirspor'un ben en kötü kaç puan alabileceğini veya kaç puan alması gerektiğini söyleyeceğim. Tamam. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Adana Demirspor'un bu fikstürden en kötü 9 puan alacağını düşünüyorum. Bak, ben de öyle düşünüyorum. Şöyle evet. söyleyeyim sana. Alabilir. Ben Konya Spor maçından... Tabii onu hafta hafta konuşacağız ama o zamanlar. 3 puan yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yani alınması gerektiğini düşünüyorum. Kayseri'ye de ben diyorum 3. Kayseri Spor maçına 1 puan yazıyorum. 4. Fenerbahçe maçına 1 puan yazıyorum. 5. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe maçına galibiyet diyorum. Bak bunu neden galibiyet diyorum biliyor musun? İlk Sen maç de olması. Onu geçen konuştuk. Sen daha fikstür açıklandığında direkt dedin Adana Demirspor Fenerbahçe'ye çelme takar. Aynen çelme takar diye söylüyorum. Ben bir Fenerbahçeliyim. Metehan da Fenerbahçeli ama zaten sezon içerisinde yaptığımız yorumlardan Fenerbahçeli olmadığımızı bile anlayacaksınız. Ya zaten biz Fenerbahçe her maç kazanır demiyoruz. Bunu herkes biliyor yani. Aynen. Bu sene Fenerbahçe mesela ne zaman Sivas'a gitse ben hep puan kaybedecek diyorum. Aynen. Çünkü zor deplasman baktığında. Ya açıkçası şöyle bir durum var. Bir de Adana Demirspor tribünlerde dolu olacağı için ilk maçta büyük bir gaz olacak. Aynen. Ve Balotelli gibi Belhanda Fenerbahçe maçında çok ekstra oynayacaktı. Zaten onları konuşacağız. Aynen. Bir ay var. Valla ben söyledim. Şimdiden bir öngörü yapıyoruz. Aynen ben Adana Demirspor'un Rize maçına 3 puan yazması, Konya maçına 3 puan yazması 6. Kayseri Spor maçına hadi 3 puan diyelim 9 puan. Fenerbahçe maçına da ben çelme takacaklarını düşünüyorum. En kötü bir puan yazsak 10 puan yapar. Karagümrük maçını ayırdım. Zorlu maç diye. Beşiktaş'la ayırdım zorlu maç Beşiktaş diye. Beşiktaş maçı Adana Demirspor için avantajlı bir dönemde. Beşiktaş'ın o ara Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Aynen Şampiyonlar Ligi maçları milli başlıyor. Milli maçlar olacak bir de arada. Beşiktaş'ın milli takıma gidip gelen oyuncular çok üstüne bir de Şampiyonlar olacak. Ligi oynayacak. Ve hani Beşiktaş'ın oyuncuları çok hırpalanabilir. Aynen çok fazla olacak. Ben yine söylüyorum Adana Demirspor'un ben bu 6 haftalık fikstürden
9-10 puan en kötü alabileceğini ben düşünüyorum. Ben 8 alacağını düşünüyorum. 8 ile 10 arasında. Bakalım ne olacak? Ağzına sağlık. Kapatıyoruz. Kapatmadan önce eklemek istediklerim var. Ben de sana teşekkür ederim öncelikle. İzleyen tüm Adana Demirspor taraftarlarından ricamız kanalımıza abone olmalarını. Aynen. Abone olduktan sonra yan tarafta yer alan zilden bildirimleri açmanız ve bildirimleri açtıktan sonra da tüm bildirimler seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Çünkü seçtiğiniz anda videolarımızdan anında haberdar oluyorsunuz. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da videomuzun altına bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan da başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan da bizleri takip etmenizi ve videomuzu da sonuna kadar izlemenizi bekliyoruz. Ayrıca katıl butonumuz da aktif kanalımızda. Adana Demirspor taraftarlarından rica ediyoruz. Yani yeni sezonda işte Adana'ya geleceğiz. İstanbul'daki maçlarda, evet, röportajlara geleceğiz. Bunlara destek olma anlamında katıl butonumuza da destek olmanızı bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan 2021-2022 sezonu fikstürü hayırlı olsun. İnşallah. Geri kalan transfer döneminde de Adana Demirspor takımına başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ağzına ediyorum. Ağzına sağlık. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tüm Adana Demirspor taraftarlarına selamlarımızı gönderiyoruz. İyi günler, hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.